Bir de bu yüzyılın alimi size göre kim hocam? Bunu çok merak ediyorum. Peki, dini yönden bizi aydınlatan, bize yön veren kim? Bunu çok merak ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a anladım. Emanet olun. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir de dinleyicimiz dedi ki bu yüzyılın alimi kimdir? Ben alim değilim ki. Alim değilim ki. Aynı şekilde şunu tanıyayım, bunu tanıyayım. Onu ben bilemem. Ha, insanların efendim bu yüzyılın alimi şudur. Ha, seçimle gelmiş de ittifakla falan. Bunların hepsi hikaye. Biz hizmetlerine bakarız. Ortaya koyduğu hizmetlere bakarız. Ehl-i sünnet itikadını anlatıyor. Ehl-i sünnet itikadını savunuyor. Bunu yaymak için uğraşıyor. Mevkide, makamda, parada, pulda gözü olmayan birisi ise demek ki Allah Teala onu seçmiş. Onunla yayıyor. Allah rahmet eylesin, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki yeryüzünde bu hizmetleri yapan birisi olsaydı giderdik biz ona hizmetçi olurduk. Ama yok, yapan yok. Bize kaldı buyurmuşlar. Hakikaten bugün sadece Hüseyin Hilmi Efendi'nin yazdığı o Ehl-i Sünnet tarihleri kitapları yeryüzüne asılları, orijinalleri falan öyle duyuldu, bilmiyordu. İbn Abidin bile bilinmiyordu. Hatta TGRT falan yoktu o zaman. Şimdi İbn Abidin'in diğer ismi Reddül Muhtar'dır. Dürül Muhtar kitabının haşiyesidir aslında. Reddül Muhtar. Reddül Muhtar her zaman yazılmazdı. R. Muhtar diye yazılıyordu. Birisi bir gün telefon açtı, o zaman Cağaloğlu'ndayız. Ya dedi, bu Reha Muhtar'la sizin ne alakanız var dedi. Reha Muhtar diye yazıyordu. Reha Muhtar diye okuyordu. Ne alakanız var diye öyle de şey yapıyordu. Dolayısıyla bu kitaplar isimleri bile unutulmuştu. Bunları hep Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala açığa çıkardı. Mızraklı İlmihal, dedelerimizin el kitabı Hüccetül İslam İlmihali. Ondan sonra İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitapları, orijinalleri dünyanın her tarafına gidiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni hiç duymadık biz. İbn Abidin Hazretleri'ni de duymadım ben. İmam Hatip Bey ilahiyat mezunuyum. Ama biz müştehit yetişiyorduk tabii. Onlara ihtiyacımız yoktu. Ondan duydum. Zirvede olduğunuz için tabii sizi oraya kadar gelmemiştir. Bugün ilahiyat öğretim üyesi olup da o da insan, ben de insan falan diyorlar ya. Dolayısıyla yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi hazretlerinden başka Ehl-i Sünnet'i anlatan maalesef dünyada yok. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.